أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها تسبيحاتها، تكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى ala resulina Muhammedin salavat 17. demanın 13. notası Medarı iltibas olmuş olan 5 meseledir. Birincisi tarihi hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. edeb din ve dünya risalesinde vardır ki bir zaman şeytan Hz. İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki madem ecel ve her şey kaderi ilahi iledir sen kendini bu yüksek yerden at bak nasıl öleceksin.'' Hazreti İsa aleyhisselam demiş ki: İnnelillahi en yehtabiru abdahu ve leysa lilabdi en yehtabira, yehtabira rabbahu. Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki: Sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin. Ben böyle işlesem, sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rubiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir, ubudiyete münafidir. Bugün okuyacağımız ders, burada 13. notada 5 tane mesele var hocam, karıştırılan bunların da temyizini yani birbirinden ayrılmasını sağlayan güzel ölçüler veriyor buradaki konu. Beş tane mesele. Biz bunların bir tanesini okuyacağız. Özellikle tebliğ ehli olanların, ehli tebliğ olanların, ehli irşat olan zatların dikkat etmesi gereken temel bir ölçüt var. Temel bir prensip var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en son buraya inşallah bağlayacağız. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasındaki muvaffakiyetin bir sebebini de oradan göreceğiz. Yani Cenab-ı Hak 124 bin peygamberin en sonuncusu olarak niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi? Bunun çok çok sebepleri olabilir ama bir tanesi de bu. Yani öyle bir şeye dikkat etmiş ki öyle meselelere dikkat etmiş ki ve öyle bir hisle, öyle bir sabırla, öyle bir teenniyle, öyle bir dikkat ile davasını yürütmüş ki mesela, öyle bir zaman yönetimi yapmış ki mesela. Bunlar çok mühim olaylar. Bundan hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilminde adeta bildiği ve bundan dolayı bütün peygamberler arasında da seçtiği ve ahir zaman peygamberi olarak da vazifelendirip kıyamete kadar artık risaletini, risalet vazifesini devam ettirdiği bir zat oluyor yani. Cenab-ı Hak bize de ona ümmet olabilmeyi nasip eylesin. Hakiki manada onun davasında istihdam olunabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin, müessel eylesin. En büyük şeref budur. Allah bizi o şerefle şeref eylesin. Tarihi hakta çalışan, baştan alıyorum. Hak yolunda tarihi hakta çalışan ve mücadele edenler, mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken. Aleyküm enfusekum hocam. Değil mi? Yani siz kendi nefsinizden mesulsunuz bir cihetle. Kendi nefsinizi terbiye etmekle mükellefsiniz. Kendi vazifenizi yapıp başkasının vazifesine vazifenizi bina etmemekle mükellefsiniz. Filan adam çalışmıyorsa o zaman ben niye çalışayım? Filan adam bir koşsun ondan sonra ben peşinden gideyim. Allah beni muvaffak edecekse yapayım. Etmeyecekse niye yapayım? Niye boşuna kürek salayım? Öyle bir şey yok. Biz ala külli hal kazanmışız. Yeter ki yerimizden kalkalım. Vazifeme, vazifemize doğru gidelim. Vazifemize ulaşsak da ulaşmasak da biz kazanmış oluyoruz. Biz muvaffak olmuş oluyoruz. Karıştırdığımız nokta bu. Yani zannediyoruz ki diyelim mesela bir siyasi seçimde diyelim mesela. Yani birinci parti çıkan kazanmıştır, diğerleri kaybetmiştir. Bizim öyle değil. Yani dini tebliğde herkes muhakka kazanmış kendi durumuna göre. İhlasına göre, hizmetine göre Sebat ve sadakası, sadakatine göre mesela. Koşmasına göre, gayretine göre. Herkesi Allah bir tutmaz. Onun için bu derste şunu anlayacağız inşallah. Ben neyle muvazzaf isem, vazifem neyse ona dikkat edeceğim. Onu ihmal etmemeye çalışacağım. Gerisi Cenab-ı Hak istediği gibi muamele etsin. Görünüşte muvaffak olmadıysam da ben Cenab-ı Hakk'ın ile makbul bir kulu olmuşum. Çünkü muvaffakiyet Allah'tandır. Muvaffakiyetsizlik de ondandır. Ona biz karışmayız. Ama acaba ben hakkını verebildim mi? İşimi hakkıyla yapabildim mi? Tedbirimi alabildim mi? Allah'ın koyduğu kanunlara riayet edebildim mi? Benden sorulacak bu. Sen niye muvaffak olmadın diye Cenab-ı Hak sormaz. Okuyacağız zaten geçtikçe. Vakit ilerledikçe daha da konuşacağız. Öyle peygamberler gelmiş ki birkaç kişiden fazla iman etmiş insanları göremiyoruz etrafında. Ama bu Allah'ın huzuruna gitti vakit yine bir peygamber şerefiyle huzur buluyor değil mi? Yani sen niye etrafına milyonlarca insanı toplayamadın diye Cenab-ı Hak hiçbir peygambere sormayacak. Ya da sen çok insan topladın diye de bu manada onlara da ekstradan bu manada bir muamele de görülmeyecek. Toplayan, dağıtan Cenab-ı Hak'tır. Sen ne yaptın? yaparken ne kadar ihlaslıydın ne kadar samimiydin kalbinde ne kadar Allah ne kadar halk vardı yani beni Allah bilsin ve takdir etsin yeter mi diyordun yoksa Allah'la beraber şu insanlar da beni takdir etsin mi diyordun Allah namına sevmek ayrı ben onu ayrı tutuyorum. o da ihlaslı bir konu yani. yani bazen oluyor mesela insanlar beni alkışlasın insanlar beni sevsin insanlar beni konuşsun. insanlar beni takdir etsin gibi bir his var yani Bunlar hepsi ne yapıyor? Bizim sevabımızı, bizim kalitemizi düşüren unsurlardır. Ve şeytan da her zaman ya işletmemeye çalışıyor ama işlediğin bir şekilde o zaman sevabını azaltmak için bu gibi oyunların hepsini önüne sermeye başlıyor. Tarihi hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Edebü din ve dünya risalesinde vardır ki İmam Maverdi Hazretlerinin kitabıdır bu. Edebü din ve dünya aslında orijinali Edebü dünya ve dindir bu kitabın orijinali. Üstad da demişler ki üstadım acaba yanlış mı yazdı? Hayır ben bir türlü dünyayı dinin önüne koyamadım. Onun için ismini böyle bu manada takdir ettim diye. Ama bu işin orijinali Edebü dünya ve din bu kitabın hocam. Bu risalede, bu kitapta vardır ki bir zaman şeytan Hz. İsa aleyhisselama itiraz edip demiş ki Madem ecel ve her şey kaderi ilahi iledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Yani sen demiyor musun? Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiri Evet, şu yüksek yerden at, Cenab-ı Hakk'ın takdir edip etmemesi o kadar önemli değil diyor şeytan. Niye? Sen öleceksin yani. Dolayısıyla takdirden ziyade burada bir adetullah kanunu var diyor. Bir de şunu da unutmayalım. Enteresan bir şey. Şeytan hiç kimseden vazgeçmiyor. Yani bu Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Bana kesinlikle tabi olmaz demiyor. Bu peygamberdir. İsmet sıfatına mazhardır. Kesinlikle bana tabi olmaz demiyor. O zaaf bizde var. Şeytan da yok. Enteresan bir şey. Hiç kimseden vazgeçmiyor. O Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayın ona gider. Hiç olmazsa zelle işleteyim diyor mesela. Hiç olmazsa işletmemeye çalışayım diyor mesela. Herhangi bir peygambere ya bu peygamberdir buna gitmeyeyim. Beni yakar ya da beni dinlemez demiyor. Ona da gidiyor. Onu da bir şekilde vartaya yuvalandırmaya, tehlikeye atmaya çalışıyor. Yani ümit kesmiyor yani. Biz ise az günah işleyen birisinden bütün ümidimizi kesiyoruz mesela bu adamdan adam olmaz diyoruz mesela. Bırak onu diyoruz mesela. Aslında şeytandan anlayacak bu manada çok acayip dersler de var. Çok sebatkar birisi yani. Allah'a söz vermiş çünkü. Sen bana kıyamete kadar mühlet ver, insanları sapıttıracağım diyor. Allah Allah. Cenab-ı Hak da kıyamete kadar mühlet veriyor. Sana mühlet verildi diyor. Ama Cenab-ı Hak da şartı koyuyor, kaydı koyuyor. İhlaslı kullarıma sen zarar veremezsin diyor. Demek ki ihlas bir sırdır. İhlas kalbimizde bir nurdur. Şeytanın gözlerini kamaştırır, oraya tesir edemez diye düşünüyorum ben şahsen. Yani. Allah için yapmak yani. Allah ihlastan ayırmasın. Evet, şeytan Hz. İsa Aleyhisselam'a diyor. Madem ecel ve her şey kaderi ilahi iledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Hz. İsa Aleyhisselam demiş ki inna lillahi en yehtabira abdahu ve leyse lil abdi en yehtabira rabbehu tabi bu karşısında da Hz. İsa Aleyhisselam var Burhan değil ki Ahmet değil ki yani cevap vermiş ki şeytana şeytan fereni şaşırmış yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki sen böyle yapsan sana böyle yaparım göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Allah'ın tecrübe etmeye hakkı var. Fakat abdin hakkı yok. Ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin. Ben böyle işlesem, sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rubiyetine karşı imtihan tarzı su edeptir, ubudiyete münafidir. Yani bir patron kendi çalışanını imtihan eder. Acaba misal diyorum işte kontrol etmezsem vaktinde gelir mi gelmez mi? Ben biraz da önüne misal diyorum bu imkanları bırakayım acaba elini uzatır mı uzatmaz mı? Biraz da şöyle bir açık kapı bırakayım acaba o menfi kapıya girer mi girmez mi? O yanlış işi işler mi işlemez mi? Yani neticede bir sultan kendi adamlarına mühim iş verecek ya da bir patron kendi adamlarına bu manada bazı misal diyorum yollar açacak. Acaba bu yanlışı yapacak mı yapmayacak mı? Ama... Her ben şu parayı buraya bırakayım acaba pat, pat, patron bu parayı alacak mı? Zaten patronun parası yani. Ondan sonra biraz daha rahatlık vereyim bakayım patron geç gelecek mi gelmeyecek mi? Zaten iş olun yani. Yani Böyle bir haddin yok senin yani patronu ya da sultanı bir şey olarak, halk olarak imtihan etme gibi bir lüksümüz olmaz. Ama onlar büyük olduğu için elbette böyle bir imtihan etme hakları olur. Aynı şekilde وَلَا تَتَأَمَّرْ عَلَى sayidik. Kendi efendine efendilik nasıl edersin yani? Ya Rabbi ben filan yerde böyle bir medrese açsam acaba bizi muvaffak edecek misin? Diyor sen aç. Hakkını da ver hizmetin. Ondan sonra Cenab-ı Hak isterse ver, isterse vermez. Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir şey. Ama şunu unutma. Sen muvaffak olamadıysan da kalbinde ihlas varsa sen makbul bir zatsın. Makbuliyet ile muvaffakiyet aynı değildir. Bir zat var Belam muvaffak olmuştur. Hocam yüz binlere bu manada hitap ediyor. Muvaffak olmuştur. Ama makbul olmamıştır. Misal diyorum şu anda ateizmi ihdas edenler, ortaya çıkarılanlar mesela. Muvaffak oldular. Bütün dünyaya dinsizliği ciddi manada yaydılar. Ama Allah'ın yanında makbul mü bunlar? Hayır. Muvaffakiyet ayrı, makbuliyet ayrı. Bazı peygamberler görünüşte muvaffak olamadı. En fazla 3-4 kişiye hitap edebildiler ya da onlara imanı Allah'ın izniyle vesile olup verebildiler. Diğerleri iman etmediler. Bunlar muvaffak olmadı diye e, makbul bir zat da değildir diyemeyiz. Onlar makbuldürler. Allah onların etrafındaki 3-5 kişiye ya da 300 milyon, 500 milyon kişiye bakmaz. Bu zat vesile hakkıyla yapmıştır. Ben etrafında insan toplasam o insanlarla daha iyi hizmet eder. İnsanlar etrafına toplamazsam bu kadarlık bir hizmet eder. Onu tayin eden Cenab-ı Hak'tır. Aynı şekilde evliyalar da böyledir. Öyle kuvvetli evliyalar gelmiş, 5-10 kişiden başka onlara mürit olan olmamıştır. Olabilir yani. Öyle zatlar da var ki etrafında milyonlar toplanmıştır. Cenab-ı Hak nereye bakar? Kalbe bakar. Kalpte ihlas var mı? Yok mu? Benim için mi yaptı? Kendisi için mi yaptı? Ve Cenab-ı Hak bu ölçüye göre de o insana numara veriyor yani. Onun için hep ona çalışacağız. Üstadımız ihlası ruha benzetir. İhlaslı, ihlaslı küçük bir amel, cüz'i bir amel, bir gram kadar bir amel, ihlassız batmanlarla olan amele tercih edilir. Cenab-ı Hakk'ın yanında kıymet ölçüsü budur. Ne kadar ihlaslısın? Çok. Peki ne kadar yaptın? Cenab-ı Hak bana bu kadar nasip etti. Olsun. Seninki bu manada çok kıymetli. Dikkat edin mesela bir sinek ya da bir karınca hayatlı olması hasebiyle hayatsız olan bir dağdan daha büyüktür deniyor. Daha kıymetlidir çünkü. Hayatı olan bir sinek, hayatı olan bir karınca, hayatı olmayan bir dağdan daha büyüktür. Niye? Hayat büyük bir ceverdir. Onu bütün kainatla irtibatlandırıyor çünkü. Küçük bir amel ama ihlaslı. Karıncanın hayatlı olması gibi. Onu Allah'la irtibatlandırıyor. Ama birisi var ki daha kadar amel işler ama ihlassız, hayatsız olan bir dağ gibidir. Onun için çok amel ve çok ihlas esas olmalı. Ama çok ihlas var ama amelimiz yani yaptığımız şeyler ve muvaffak olduğumuz şeyler az ise de korkmayalım. Cenab-ı Hak bizi o noktada muvaffak etmiştir inşallah. Neticede geçer akçe ihlassa, ihlas nedir? yapılan amelin ancak Allah için yapılmasıdır. Yapılan amelin ancak Allah için yapılmasıdır. Ne kadar ihlaslıysan o kadar kıymetlisin. Onun için çok az amel işleyen insanları da çok amel işleyen insanlar kadar belki onlardan daha kıymetli yapan bir sırdır bu. Anlatılır mesela. Bir ihtiyare bir kadın. Ondan sonra fakir fukara bir kadın. Bir cami yapılıyor. Sultan demiş ki kimseden bir şey almayın. Hepsi benden olacak. Sakın bir şey almayın. Duyarsam böyle. Ondan sonra bir annemiz, yaşlı bir kadın almış getirmiş bir baklaç yoğurt. Demiş ki evladım demiş. Bunu işçilere dağıt. Allah'ın evinde çalışıyorlar, cami yapıyorlar. Benim de bir katkım olsun. Teyze demişler. Sultan kesinlikle kimseden bir şey almayın. Hepsini ben vereceğim. Aman evladım ne olursunuz ben de bir hayrım olsun, bir sevabım olsun. Valla kesinlikle emir keskin yani. Akşam sultanın huzur rüyasına bu caminin bu halde ihlaslı olmama noktasında sevabının olmayacağını bir şekilde ifade ediyorlar rüyasında. Ersin Geb diyor ki ya ne oldu diyor. Bir şey mi oldu? Bunu anlattıktan sonra gidin o kadıncağızı bulun. O ne ikram etmişse muhakkak alın. Yeter ki Cenab-ı Hak onun hürmetine benim camimi de bu manada kabul etsin. Demek ki hepsini yapmak mühim değil. Bir bakraç yoğurt bile bir cami kadar sevap kazandırabilecek bir özelliğe sahip. Allah böyle bir Allah arkadaşlar. Onun için ya öteki adam çok hizmet etti, ben yapamadım. Sen kalbini sağlam tut. Bir zerre amel işlemişsen ihlaslı, batmanlarla tonlarla ihlasız olan amelden daha kıymetlidir Allah'ın yanında. Allah böyle. Ya geçen bir iktisatla ilgili bir sohbetimiz oldu. Bakın bir parça, bir parça kuru ekmek. En mükellef bir sofradan daha lezzet verir mi? Yani normal şartlarda. En mükemmel bir sofra var, mükellef sofra var. Kuş sütünün de içerisinde olduğu bir sofra düşünün. Bir kuru ekmek ondan daha fazla zevk verir mi bir insana? Normalde vermez değil mi? Ama bir insan aç ise, <laughs> ya da ciddi manada çalışmış, yorulmuş, ondan sonra acıkmış bir adama bir kuru ekmek verin. Tok olan, onu sevmeklerden bıkmış olan bir adamın bin güzelliği olan bir sofradan alamadığı zevki ve lezzeti o kuru ekmekten o adam alır ya. Allah böyle adil yani. Adam diyor ki ya diyor Ramazan'da diyor ekmek farklı kokuyor. Niye? Değil mi? Mesela gidip sırada duruyoruz mesela şeyde. O pide şeyinde, sırasında. Ya öyle bir kok geliyor ki. E başka gün de var. Niye o kadar sana kokmuyor? Çünkü o açlık var yani. Ya. O sofranın etrafında toplanmak değil mi? O ayrana hayran hayran bakmak. Daha ezan okunmamış tabii yani. Ya. Allah'ın böyle güzel adetleri var yani. Güzel der ki bütün adetleri güzel de hani en azından anlayalım diye yani. Az amel ama ihlaslı yap. Cenab-ı Hak sana daha fazla veriyor yani. Daha ne isteyelim ya? İlla filan adam kadar zengin olayım öyle bir şey yok ki. Filan kadar adam alim olayım. Öyle bir şey de istemiyor Cenab-ı Hak senden. Filan adam kadar da kuvvetli olayım, şöyle mücadele edeyim. O kadar da Cenab-ı Hak senden bir şey istemiyor. Yeter ki çık yola Allah için. ilk kılıç darbesinde şehit edilsen bile o adam kadar, belki daha fazla sevap kazanabiliyorsun. Önümünde olan Cenab-ı Hak senin kalbine bakıyor ya. Bizim bu noktayı ruhumuza, kalbimize iyi anlatmamız lazım. Daha da ilerisi nefsimize anlatmamız lazım. Kemal rızayı nefisle ihlaslı olalım diye kendimize o telkini yapmamız lazım. İnsanlar beni sevmiş sevmem canım değil. Bütün dünya küsü ehemmiyeti yok. Önemli olan Allah benden razı mı? Allah benden razı oldu mu diye hep noktayı nazar o olmalı yani. Evet. Madem hakikat budur, İnsan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. İnsan kendi vazifesine bakacak, başkasının vazifesine bakmayacak. Cenab-ı Hakk'ın özellikle. Meşhurdur ki, bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah, harbe giderken, vüzerası vezirleri ve etbaı onun halkı ona demişler. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş. Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Ne güzel değil mi? Yani? Ben tedbirimi alırım. Allah'ın koyduğu kanunlara riayet ederim. Çalışmamı yaparım gayretle uğraşır. Tedbirimi aldıktan sonra da yola çıkarım Allah için. Cenab-ı Hak isterse beni muzaffer eder, isterse etmez. İster muvaffak eder, ister etmez. O Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir şey. Ben o alana girip de edepsizlik etmem yani. Ya. Acaba ya Rabbi ben çalışsam ve e, cihat meydanına gitsem beni muvaffak edecek misin etmeyecek? Böyle bir şey olmaz ki ya. Sen çık yola. Allah muvaffak et de verse Muvfakiyet de vermezse seninle makbul bir kulsun yani. Bakın hemen hemen e, 1200'lü yıllarda yaşamış bir e, zat Allah rahmet eylesin Celaddin Harzemşah şimdiye kadar 800 sene geçmiş hala o zatı ne yapıyoruz? Anıyoruz ya. Hala ona dua ediyoruz. Değil mi? Onun kemalinden istifade ediyoruz. Onun şu kayde ve kuranından şu ifadesinden biz de ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. Ne oldu? Onun ismi buraya geçti. Hepimiz onun bu güzelliğine hayran kaldık. Ona dua ettik mi? Kabrinde istifade ediyor. Demek ki bakın iklastı bir söz. 800 senedir kendisinden bahsettirmeye ve dua edilmesine vesile olan bir söz olmuştur. Biz de öyle bir şey yapalım ki insanlar o ifadeyi birbirlerine anlattıkça bizim sevabımız o manada devam etsin yani. yani. İşte bu zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Hatta Cengiz, Cengiz Han bunu müthiş manada böyle takdir ediyormuş. Ya nasıl bir adam bu diyor ya. Şimdi de benim ordularıma bu manada karşı koymuş bir adam bulamadım diyor mesela. Benim ordum nereye giderse darma duman ediyorlar, perişan ediyorlar. bu adam nasıl birisi ya bütün bunların hepsine karşı koyuyor mesela. Celalettin Harzemşah için. Hatta demiş ki keşke benim böyle bir oğlum olsaydı. Yani böyle bir ifade istemiş yani. Keşke bunun gibi bir evladım olsaydı. Yani Cengiz Han gibi bir İslam düşmanına zalim bir adama bile bu sözü söyletirebilecek kadar mükemmel bir gücü, bir kuvveti, bir fedakarlığı ve böyle bir değerlendirme yapacak keskin bir zekası var ya. Yani. Allah bize de böyle özellikle nasip etsin. Ya hakikaten. Elhamdülillah. Celaleddin Harzemşah Evet, insanın elindeki cüz-i işledikleri efallerinde, fiillerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici neticeleri düşünmemek gerektir. Mesela, kardeşlerimizden bir kısım zatlar, halkların Risale-i iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Oluyor yani, mesela, diyorum ders doluyor, biz de böyle şevke geliyoruz ya bu kadar adam geldi ya, elhamdülillah falan şu bu. Bir bakıyorsun böyle ses yükseliyor. Ondan sonra daha da böyle heyecana geliyor insan. Hatta biraz daha böyle artsa böyle daha da böyle şey. Ondan sonra bizi derse çağırmasalar da ya acaba bize ders düşmüyor mu ya falan şu bu. Yani bu hafta isterseniz gelebiliriz, müsaitiz falan deriz. Niye? Çünkü dinleyen kalabalık var, bir cemaat var mesela. E kimse gelmezse ki üç kişi olsa bakıyorsunuz ki bizi çağırdıklarında ya kardeş yani kusura bakma siz orada kendi aranızda okuyun biz niye gelirim? Niye? Ya çok olsa ben gelirim yani. Hocam bir gün burada bir seminer yapmıştık bir yerde. Hayır hocam şahittir. Öyle bir bakışı oldu ki seminere gelen kardeşimiz öyle bir bakış yani küçümseyici. Ondan sonra biraz daha böyle kardeşim beni niye o rahat yatağımdan Getirttiniz buraya der gibi. Bu kadar adama mı ben hitap edeceğim der gibi. Öyle bir üzüldük ya yani. Sana Allah buraya İslamiyet'i gel anlat diye bir şeref lütfetti ya. Daha ne istiyorsun? Evet biz de çalışacağız. O salonu dolduracağız elbette. Doldurmamız lazım ayrı bir konu ama. Yani geldin baktın ki beş kişi var. Eyvallah. Değil mi yani? Geldin baktın beş yüz bin insan var. Yine eyvallah yani. Ne gelmişse nasibine ya. Yani. Doğru mu? Öyle bir şey oldu ki yani ben niye çağırdınız falan şu bu. Biz dedik bir daha çağırmayalım bu gibi insanlar ya. Yani. Millet geliyorsa gelsin iman dersi, Kur'an dersi dinlesin. Biz de kendimizi iyi yetiştirelim ki başkasına muhtaç olmayacak şekilde. Böyle bir şeyimiz oldu yani. Acı bir hatıramız oldu. Ya. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların Risale-i Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor insanlar dinleyince. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i maneviyeleri kırılıyor. Zayıf olanların kuvve-i maneviyesi kırılıyor. Şevkleri bir derece sönüyor. Gelip bakır kimse yok ya da az kişi var. Ondan sonra şevki kırılıyor. Bir daha oraya derse gitmeyelim. Biz buradan İst Hoca, buradan kardeşler iyi bilirler. Yedi sene boyunca bir abiyle ders okumaya gittik ya. Şeytan benimle öyle oyun oynadı ki. Yani daha doğrusu aynı oyun oynadı giderken Öyle bir şekilde önüme oyunlar şey yaptı ki ya bir kişiyle olur mu? Sen telefonla da istersen görüşebilirsin. Hatta telefonu aç ona bir biraz ders oku. Ondan sonra kapat. 30 35 kilometre gidiyorsun, tekrar geliyorsun. İstanbul'a yeni gelmişsin, yolda doldurursun bilmiyorsun. Bu kadar masraf, bu kadar bilmem ne bir günün gidiyor gibi yani. Olsun. Biz mevsimimiz gitmek. Ve elhamdülillah o abimizin ihlasından ben öyle biliyorum inşallah. Şimdi orada dört katlı çok güzel bir yerimiz var. Hizmete tamire bağlı. Ondan sonra altı gün boyunca da isteyen gelip Kur'an öğreniyor, isteyen gelip hadis dersi dinliyor, isteyen gelip tefsir dersi okuyor. Orada emekli bir imam abimiz de, hocamız, kardeşimiz de var elhamdülillah. Ben hep o abimizin ihlasına bağlıyorum ben yani. Bir güne bir gün hocam ya yalnızız, yani gelmesen de olur demedi. Biz de bir güne bir gün ya sen yalnızsın ben gelmezsem daha iyi olur demedik yani. Ve şimdi elhamdülillah gelip de istifade edilen ciddi manada bir kitle var yani mesela. Yani sen vasfeni yap kardeşim. Sen gerisinden niye karışıyorsun yani? Değil mi? Ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de anlattı, anlattı, anlattı. Belli bir zaman sonra Taif'e yöneldi. Taif'te de öyle bir şey ki ne kadar aşkıya adam varsa, ne kadar sefih adam varsa toplandılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taşladılar. Ama dua etmiyor. Bakın orası çok mühim yani. Hz. Cebrail Aleyhisselam geliyor, Ya Resulallah, benim yanımdaki şu iki görüyor musun? İstersen şu melek şu dağı, şu melek de şu dağı başlarına indirsinler. Yani o hainleri neyse yani, hasa, eski halleri için söyleyeyim. Yani. Ondan sonra iman edenler hepsi bizim büyüklerimiz. Efendimiz Aleyhisselam, ben lanetçi olarak gönderilmedim diyor. Ben rahmet peygamberiyim diyor. Ve dua diyor, Ya Rabbi kavmime hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyor. Bilse Ebu Bekir olur ya. Bilse Hazreti Ömer olur. Bilse Hazreti Osman olur. Bilmediği için taşlıyor yani. Doğru mu? Ama bir taraftan da vücudunun çok yerlerinden böyle mübarek vücudundan kanlar da akıyor yani. Gidiyor bir bahçenin yanında oturuyor. Addas isminde bir köle geliyor. Buyurun diyor ben size diyor üzüm getirdim diyor. Efendimiz Aleyhisselam tebessüm ediyor. Alıyor bir tane. Bismillah deyince sen bunu nereden biliyorsun diyor Addas. Ben diyor Allah'ın gönderdiği bir elçiyim. Ben Resulüm, ben peygamberim hem de ahir zaman peygamberiyim. Sen nereden biliyorsun bunu diyor. Ben diyor Ninovalıyım diyor. Kardeşim Yunus'un sen hemşerisin diyor. Ve diyor ki ben diyor Akhir zaman peygamberini çok arzuluyordum diyor. Hazreti Addas ve Müslüman oluyor. Orada belki taş yedi ama burada Cenab-ı Hak hazır bir mükafat hemen verdi yani. Ruhunu hemen orada ne yaptı? Değil mi? Mükafatlandırıyor yani. Efendimiz Aleyhisselam ne kadar kendisine zulmedenler de olmuşsa yine onlara hep merhametle idare etmiş yapmış. Allah için söyleyin. Şu ahir zamanda biz dinin hizmetinde, Kur'an'ın yayılmasında, Allah'ın isminin hakim olması noktasında ne kadar gayretliyiz ya. Herkes kendisine bir baksın ya. Abdullah abi ne diyorsun abi? Ha, ne kadar gayretliyiz arkadaşlar ya. Herkes bir aynaya baksın ya. Komşuma ne kadar anlatıyorum, eşime ne kadar anlatıyorum, çocuklarıma ne kadar güzel örnek oluyorum. Değil mi yani? Yani derse gelirken, sohbete giderken illa de bu cemaat manası demiyorum. Hangi cemaat olursa olsun önemli değil. Yani iki kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi organize edip götürebiliyor muyuz mesela? Vakit geçiyor arkadaşlar ya. Ben geçen baktım 37 senedir ben medresede kaldığım sene geçmiş. Ya, 37 sene ya. Allahu Ekber ya. Dile kolay değil mi? Hocam siz talebeyken 60 sene geçmiş değil mi? 50, 60, 50, 50 sene geçmiş. Ömür geçiyor. ve dolayısıyla geçen her bir ömrü de tutup, nabzını tutup ahirete nasıl mal edebiliriz? Allah'ın rızasını burada nasıl kazanabiliriz diye de düşünmek lazım ya. aklılık bu. Ya. Halbuki geldik işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üstadı mutlak. Mutlak üstad her alanda. Öyle bir şey ki tüccar mısın? Ticaretle ilgili çok mükemmel beyanatları ve fiilleri var peygamberimizin. Ordu komutanı mısın? Asker misin? Onunla ilgili çok güzel bir şekilde uyguladığı ve konuştuğu şeyler var. Sen baba mısın? Babalık olarak çok güzel bir şekilde düsturları var. Eş misin? Eş olarak onun ya. Bazen mesela diyelim ki birisi e diyor ki Efendimiz Aleyhisselam eşine nasıl davranırdı? Sen de böyle yapman lazım. Doğru. Birbirlerine söylüyorlar bu anda. Özellikle hanım kardeşlerimiz eşlerine diyorlar. E siz de eşsiniz. Siz de Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerine davrandığı gibi siz de öyle bir davranın eşinize. Yani sadece erkeğin bir hanıma davrandığı gibi değil. Bir hanımefendi de bir eştir neticede. O da eşine böyle davranması icap ediyor. Şefkatle, mülayemetle değil mesela. Hilim ile mesela. Hikmetle mesela. Değil mi yani? yani sadece erkeklerin peygamberi değil ki yani. Hanımların da peygamberdir. Onu da onlara önderdir yani. Ya. Yani. İktisatla nasıl davranmış mesela? İnsanları çağırırken onlara hem ziyafet vermesi, hem de güzel şeyler anlatması, davasında da herkesin bildiği gibi çok böyle fevkade sadık olması, doğru olması, anlattığı şeyi hüve hevesine uygulayan bir zat olması. Yani biz acaba ne kadar şeyi mesela anlattığımız şeyi hak, hakikaten doğru dürüst uyguluyoruz yani. Bir de ona bakmak lazım yani. Konuşuyorsun bir şeyi, ertesi gün sen ona tam taban tabana zıt hareket ediyorsun. Çocuğun gözünden kaçmıyor bu. Komşunun gözünden kaçmıyor bu. Ortağının gözünden kaçmıyor bu. Yusuf Estes isminde birisi var. Ben burada anlatmıştım daha önce. Yusuf Estes. Amerika'da. Papaz. Papaz. Sonra Müslüman oluyor. Müslüman olmasına vesile olan olayı dinlediğim vakit vuruldum ya. Yani bir İslam tüccarı İslamiyet'e ne kadar hizmet edebilir işte onu orada görebiliyorsunuz. Babasının ortağı Müslüman birisi. Pakistanlı Allahu Alem. Ya da başka bir devletten de olabilir. Ben diyor bu adama hayran kaldım diyor. Kendisi papaz, babası tüccar. Babasının da ortağı olan bir Müslüman tüccar. Bir insan bu kadar mı ahlaklı olur? Bir insan bu kadar mı doğru olur? Hem işinde hem konuşmasında. Bu kadar mı dengeli olur? Ben bunu diyor Hristiyan yapsam diyor bizim dinimiz çok ciddi manada bir kuvvet kazanır. Bu adam Müslümanların içerisinde çok Hristiyan buraya Müslümanı buraya çeker diyor. Onla konuştuktan sonra teslim teslimi silah ediyor. Ve şimdiye kadar ben ne kadar yanlış yaptıysam bunları tekrar doğruluğa sevk etmek için ciddi manada uğraşacağım diyor. Bu zat ismini de Yusuf koyuyor. Günde iki defa, üç defa seminerler, konferanslar veriyor. Ve her bir seminer ve konferanstan sonra toplu ihtida şeyleri oluyormuş. Bazen üç kişi, bazen yedi kişi, bazen elli kişi. Belki bazen daha fazla. Ama kalbinin derinliğinden anlatıyor bu zat. Hissederek, yaşayarak anlatıyor. Bir eyaletten bir aile, eyalete iki saat, üç saat uçakla ancak gidilebilirken bir burada seminer var, bir burada seminer var, bir burada konferans var, bir burada konferans var. Gündeki defa, üç defa ne demek yani Amerika şartlarında? Ya yani biz de hakikaten kendimizi bir toparlayalım arkadaşlar. En mükemmel din bizde, en harikulade tebliğ yöntemleri de bizim modelimiz olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama kendimize bile yetemeyecek kadar davranıyoruz ya. Hiç olmazsa kendimize yeterim ya. Çocuklarımıza hiç olmazsa bir gücümüz yetsin. Eşimize hiç olmasa anlatalım. Kabul edip etmemiş ayrı bir konu. Öyle peygamberler gelmiş ki çocuğu iman etmemiş. Ondan mesul değil. Eşi iman etmemiş. Hz. Yulu, Hz. Yunut gibi mesela. O onun vasfesi değil. Vasfem anlatmak diyor mesela. Hiç olmasa biz de bu manada biraz daha. Yani vasfemiz marangoz olabilir. Vasfemiz tüccar olabilir. Vasfemiz öğretmen olabilir. Vasfemiz akademisyen olabilir. Ne olursa olsun. Ama asıl vasfemiz Allah'ın dinine hizmetkarlık etmektir. Bir mümin olarak biz bu dünyaya bunun için gelmişiz diyeceğiz. Asıl vasfem bu. Dünyevi olarak da hayatımı geçirmem, merdena merde el uzatmamam için de elbette şu mesleği yapacağım. Nedir misal diyorum ben pima pimapenciyim mesela, tesisatçıyım mesela gibi yani. Onu da sen dünyevi bir iş olarak yapıyorsun. Ama ben bu dünya için sadece yaratılmamışım ki. Ben dünyayı ve ahireti birleştiren bir inanca sahibim. Bir gözüm bu dünya işlerini görürken diğer gözüm de ahiret işlerini görmesi, mahşerdeki vaziyeti görmesi icap ediyor. Allah bu noktada bizi daha dünyadayken uyandırsın. Yoksa hakikaten de acaba durum nasıl olacak da diye düşünmek lazım. Yeis manasında demiyoruz ama havf ve reca ortasında kalmak her bir müminin görevi. Ama daha çok bizde reca varsa o kötü yani. Yani elbette biz kurtulacağız gibi bir his varsa çok kötü bir his bu. Ümit ve korku. Bir müminin dengesi bu. Evet. Halbuki üstadı mutlak, muktedai kül, rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve me aler rasuli illel belag olan ferman-ı ilahiyi kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayu gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Ebu ile yüzden fazla tebliğ ettiği ifade ediyor. Ya, çok enteresan bir olay bu ya. ya. Ben bakıyorum birisine bir şey anlatacağım vakit ya da yanında durduğum vakit yüzünü buruşturuyorsa ben bir daha bu adama bakmıyorum yani. Ama öyle mi peki? Sen rehberin kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O nasıl yapardı? Ona hakaret edilse bile o tohumu ekmeye çalışırdı. Bitti. Hakaret etse bile birisi tohum atıyor yani. Niye? Ben masifem bir çiftçi gibi tohumu atmak Doğru zeminde, doğru zamanda, doğru yerde neyse. Ama orada Cenab-ı Hak yeşertir yeşetmez o benim vasfım değil. Niye? Çünkü herkese Allah vermeyebilir. Layık değilse Cenab-ı Hak vermez ki. İki Ömer'den birisi demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak Ömer bin Hattab'ı bu mağdada kabul ediyor. O duayı onun için kabul ediyor. Ama Ömer bin Hişam yani Ebu Cehil için o duayı kabul ediyor. Niye? Çünkü kendi perdesini ne yapmıyor? Açmıyor. Güneş orada olduğu halde perdesini açmayan bir insana da Cenab-ı Hak güneş nasip etmiyor odasına. Demek ki Ömer'de bir hareketlilik var Cenab-ı Hak'ta. O daha iyi biliyor. Biz onu bilmeyiz. Onun için biz her yere, herkese bir tohum ekme gibi bir vasfeye girmemiz lazım. Bir kelime bazen sebebi necat oluyor. Bir kelime ya. Ya bir kelime. Söylüyorsun. Adam diyor ki tamam şimdi oldu diyor. Bu manada elhamdülillah yani eskiden böyle üniversite camisinin e, içinde. Ben 6 sene kaldım. Beni ziyaret edenlerden birisi Orhan abidir. 6 sene orada kaldık. Öyle ateistler getiriyorlardı. 3 saat konuşuyorsun bir şey yok, hareket yok. Sonra kardeşim bir de şurayı bir okuyayım ondan sonra artık mesele bitti. Çünkü artık bundan sonra konuşacak fazla bir şeyimiz yok. Adam açmıyor kapısını yani. Ya bir yer okudum dedi ki hocam bunu niye daha önceden okumadın? Demek ki o 3 saatlik şey aslında zemin oldu. Ondan sonra bir bakıyorsun küçük bir yer okuduk. Zerre Risalesi'nde bir yer var. Elhamdülillah. Müthiş bir yer orası. Elhamdülillah. Ve bir hafta sonra kendi arkadaşı daha var. Ateist birisi. Onu da aldı getirdi. Hocam gerçi de elhamdülillah büyük bir oranda halledildi. Ama yine de sizinle tanıştırmaya biraz da sizinle sohbetinizi dinlemeye getirdim. Böyle elhamdülillah çok böyle kamil manada hizmetleri Cenab-ı Hak nasip ediyor. Bazı insanlar var farklı farklı şeyler. Oturursun kardeşim gel. Bak bu noktada şöyle olmuş. Böyle olmuş. Senin bildiğin gibi değil. O zatla alakalı duyduğun şu şey aslında yanlıştır. Bak sana bu manada anlatalım. Diyor ki ha tamam şimdi oldu. Ebu Hüreyre gibi birisi yaşamamış diyor adam mesela. Asıl bir kitap okumuş ya da birisinden duymuş. Ebu Hüreyre diye birisi yok. Ama diyor ki gel kardeşim bak yani böyle bir insanların konuşmasıyla değil. Gel sana birkaç kaynak göstereyim bak bunların hepsi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bile geçiyor bunlar. Ondan sonra bu hadisler de kaynaklıdır. Hatta yani e, ka, e, yani sağlam hadis kitaplarında kütübü ve sitede bu manada geçen hadisler o size diyor ki Allah Allah ya diyor, beni kandırmışlar diyor mesela. Yani bir kelime, bir cümle anlattığın vakit bakıyorsun ki kafasında bir şeyi bu manada Cenab-ı temizliyor yani. Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselam o ma'ada resul Belag olan ferman-ı ilahi kendine rehberi mutlak ederek İnsanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade saygı, gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü inneke la tahdi men ahbabta Allah yahdi men yasha sırrıyla. Anlamış ki yani sen sevdiklerini hidayete erdiremesin ancak Allah istediğini hidayete erdirir. Ebu Talib'in mesela amcası Ebu Talib'in Müslüman olmasını çok diliyor, çok arzu ediyor. Küçüklüğünden beri sahip çıkmış peygamberimize. Evladım diyor, yeğenim diyor. Senin başına ne gelirse gelsin önce beni bulacaklar diyor. Sen hiç tasadanma diyor. Ben hayatta olduğu müddetçe kimse sana zarar veremez. Ki hakikaten de öyle oldu yani. O da çok dua ediyor. Yani amcasının mümin olması, Müslüman olması için. Ona çok bu manada iltifatta bulunuyor, anlatıyor. Ama nasip olmayınca olmuyor. Bir tarafta da ta Yemen'de Veysel Karani Hazretleri ki Hocalar ismi Üveys'tir. Üveys el-Karani. Ta oradan Peygamberimize aşık oluyor. Görmeden hem de. Yani şimdi demek ki bu neye bırakacağız? Cenab-ı Hakk'ın hikmetine bırakacağız yani. Anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve halıkınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Bu dersin özeti olarak şunu söyleyeyim. Biz daha dünyadayken ne yaparsak yapacağız, ondan sonra da işimiz bitecek. Defterimizin kapanmasını istemiyorsak, hani günah cihetiyle öleceğiz, sevap cihetiyle yaşamak istiyorsak, Bizim defterimizi, amel defterimizi devam ettirecek ve dolduracak insanlar kazanalım. Bazen çocuğumuz olur, bazen bir talebenin medreseye ya da herhangi bir hayli bir yere gitmesine vesile olmak olur, birisini bugün bir sohbetlere alıştırmak olur, bir şekilde defterlerimizi açık tutmaya çalışalım. Ben vefat ettim, gittim, ama biliyorum ki elhamdülillah yani filan zat. Bizim vesilemizle de bu derslere geldi. Ders dinlettiği ve hesap kazandığı müddetçe benim de defterim devam edecek. O da kendi vesile olduğu kim varsa onlar da devam ettikçe yine bana geliyor. Onların da vesile olduğu kişiler varsa onlar da. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet imaneviyesine bir bakın. 1400 senedir onun vasıtasıyla, onun vesilesiyle, onun nuruyla, onun gayretleriyle bütün bu sevaplar var ya ona gidiyor ya. Allahu Ekber. Bütün bu sevaplar ona gidiyor. Ondan sonra sahabilere. Şu anda burada oturmamıza vesile olan ashab-ı kiramın defterleri hala açıktır. Bizim okuduğumuz sohbetin, okuduğumuz Kur'anların, oku yaptığımız bütün hizmetlerin, sevapların hepsinin aynısı bölünmeden onların da sevap aynelerine gidiyor arkadaşlar. Aynısı Tabiinler, tebey tabiinler onlar da Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun çok çalıştılar ve bizim burada oturmamıza vesile olacak yollar, kapılar araladılar. Şimdi sıra bizde. Biz de vesile olduğumuz kişilerin hepsinden onların sevapları kadar aynı sevabı inşallah biz de alacağız. Cenab-ı Hak bizi müflislerden eylemesin. Allah bu dünyada rızasını kazanan insanlardan eylesin, ihlastan ayırmasın. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.